Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Değerli dostlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Yeni bir Mesnevi okumalarında daha birlikteyiz. Mesnevi'nin ikinci defterindeyiz. 1560 beyit numaramız. Buradan devam ediyoruz. Tahirül Mevlevi'ye göre ise o müselsel olarak devam eden bir numaralandırma olduğu için 5514. beyitte bir başlıktayız. Tetimmeyi hasede an haşem ber an gulami hase sultan. Sultanın has kuluna devlet ileri gelenlerinin diğer devlet adamlarının haset etmesinin tamamlanması veya devamı diyebileceğimiz bir hikaye başlığı. Tabii bu daha önceden başlamış ve yarım kalmış bir hikaye ve burada da aslında tetimme, tamamlanma denilse de hikaye gene tam olarak sona erdirilmiyor. Biz bu hikayenin benzerini 6. defterde görüyoruz. Mesnevi'nin 6. defterinde Mahmud, Gazneli Mahmud ve onun el üstünde tuttuğu veziri Ayaz ile ilgili hikayede bunun bir benzerini görüyoruz. Dolayısıyla bu hikayenin orada tamamlanmış olduğunu varsayıyoruz, kabul ediyoruz. Burada asıl önemli olan bu hikaye bağlamında ve daha önceki sözlerin devamı olarak Lokman hikayesi vardı. Lokman köle olarak efendisinin hizmetinde bulunurken onun sınanması efendisi tarafından, bununla ilgili bazı hususlar vardı. Bunu da bu şekilde belirttikten sonra ilk beytimizi okuyabiliriz. Kısse-i şahu emiranu hased در غلام خاص و سلطان خرد. شاه امیرلر یعنی بیلر و او خاص کولا خاص کلهی خاص کولا که kendisi aslında akıl sultanı olan bu kimseye yöneltilen haset, kıskançlık diye beyit aslında bir başlık gibi karşımızda duruyor. Durmandez cerri cerrari kelam baz bayet geçtu kert anra tamam. Burada hikayenin yarım kaldığını söylüyor. Söz uzadı, hikaye uzak kaldı. Yani hikaye, söz uzadıkça uzadı, söz sözü açtı ve böylece hikaye biraz ihmal edildi. Geri dönüp onu tamamlamak gerekir. Bağban-ı mulk, ba-ikbal-ü baht, mülk bahçıvanı, İkbal ile, baht ile, çün direkti ra nedanet ez direkt. Bir ağacı bir başka ağaçtan ayırt edemez mi? Yani mülk bahçıvanı, yani sultan. Burada ve Allah'ın kullarını bilmesi hususuna da aslında bir işaret var. Onu da söylememiz gerekir. Mülk bahçıvanı, ikbal ve baht sahibi, devletli mülk bahçıvanı, yani padişah bir ağacı bir ağaçtan ayırt edemez mi? Yani insanları, kendisinin emrinde çalışan insanları temyiz etmekte aciz kalacak değildir. Bir soru aslında. Bu cevabı da içerisinde olan
bir sorudur. Andrekti ra ki telhu red povet ve andrekti ki yekeş hafset povet. Acı olan, kabule uygun olmayan, sevimsiz olan ağaç ile bire 700 veren ağacı bilmez mi sultan? Elbette ki bilir. Yani burada bir şekilde de Kur'an-ı Kerim'deki ayete şecere-i tayyibe diyeceğimiz, diyebileceğimiz şeceretun tayyibe, güzel, iyi ağaç, yani salih kimseler ve kötü ağaç, habis kimseler, kötülük sahibi kimseler. Evet. Daha önce de bu konu geçmişti aslında. Yani kötü ağaç, iyi ağaç bahsi insanlarla ilgili istiare veya teşbih konusunda bu husus tekrarlanmıştı. Acı olan, kabul görmeyen ağaç ile bire 700 veren, yani kat kat güzel meyveler veren ağaç bir değildir. Bunu da mülkün bahçıvanı elbette ki bilmektedir. Key beraber davret ender terbiyet, çun bebiynet şan ve çeşmi akıbet. Akıbet gözüyle onları gördüğü zaman bahçıvan, bu da bir istiare tabii bahçıvan, bunların geleceklerini gördüğü zaman, yani bir ağacın geleceğini nasıl görürüz? Ağacın cinsini biliriz, ağacın ne tür bir ağaç olduğunu biliriz. Bu onun nasıl bir meyve vereceğine de bizi götürür, o bilgiye de bizi götürür veya meyvesiz bir ağaç mı olacağına, zararlı bir ağaç mı olacağına, faydasız veya çok ne zararlı ne faydalı bir ağaç mı olacağına bizi götürür. Yani ağacın cinsini bilmek, mülk bahçıvanı da yani padişah da bir insanlar grubunu yöneten kimse de bundan haberdardır. Aynı şekilde bu bizleri yaratan Rabbimiz de bizim ne durumda olduğumuzu bilir anlamında da alabiliriz kısmen. Kan drehtan ra nihayet çiist ber, gerçi yeksanet indem der nazar. Bir küçük ağaç, bir fidan, pardon ağaç demeyelim, bir fidan düşünün veya bir tohum, bir çekirdek, ağacın çekirdeğini düşünün, meyvesinin çekirdeğini düşünün. Bunları aynı gözle görebiliriz. Yani şu anda elimizde meyve çekirdekleri var. Bunlar birbirini andıran, nitelik bakımından birbirine benzeyen, görüntüleri farklı da olsa birbirine benzer, eşit sayılabilecek çekirdeklerdir. Fakat bu ağaçların, bu çekirdekler ekildikten ve büyüdükten, ağaç olduktan sonra meyveleri nedir? Bunların akıbetleri nedir? Bunları biliriz. Akıbetlerinin onların meyveleri olduğunu biliriz. Dolayısıyla ağacı yetiştirirken de o hedefe yönelik olarak, o meyvelere bakarak, o meyveleri göz önünde bulundurarak davranırız. Şeyh ku yenzur bi nurillah şot, ez nihayet vezne host agah şot. Allah'ın nuruyla bakan şeyh, yani öyle bir şeyh ki Allah'ın nuruyla bakar, yani takva sahibi,
Allah'ın emir ve yasaklarını gözeten, ona göre davranan, ilim sahibi, hikmet sahibi olan kimse burada şeyh tabiriyle tanımlanmış. Allah'ın nuruyla bakar. Burada bir hadisi şerif aklımıza hemen geliyor. Müminin ferasetinden sakının ki o Allah'ın nuruyla bakar. Yani bu gerçek manada mümin olanların sıfatıdır. Hadisi şerif gene Mesnevi'nin birinci defterinde buna benzer bir beyitte bu hadise vurgu yapılmıştı. Birinci defterde 2600. beyitlerde, 2600'den sonraki kısımda bu hadisi şerif bir vesileyle gene Mevlana tarafından dile getirilmişti. Burada insanı kamil veya mürşit olabilecek konumdaki insan, yani aslında tam mümin kişi Allah'ın nuruyla bakar. Burada şeyh ku yenzur bi nurillah, tabi Farsçanın içerisine yedirilmiş bir Arapça ibare olduğu için ona göre okuyoruz. Allah'ın nuruyla bakan şeyh nihayetten başlangıçtayken daha nihayetten haberdar olur. Yani işin sonunu daha yolun başındayken, işin başındayken anlar anlamında. Çeşmi ahurbin bebest ez behri hak. Çeşmi ahurbin goşad ender sebek. Bu iki kavram da Mevlana'da çokça karşımıza çıkan kavramlar. Çeşmi ahurbin, çeşmi ahurbin. Yazılışları aynı. Burada ahur kelimesinin ahur vavla yazılmış şekli de vardır. Ama bazen de kısaltılarak vavsız da yazılır ama ahur okunur. Öbür kelime ise ahir okunur. Yazılışları, harfleri aynıdır. Buradan bir kavram oluşturuyor Mevlana. İki kavram oluşturuyor aslında. Çeşme ahur bin, ahır gören göz. Çeşme ahir bin, ahiri gören göz. Yani akıbeti gören gözle sadece maddiyatı gören göz arasındaki farkı bize belirtmiş oluyor. İnsan nefsini bir hayvana benzetiyor. İnsanın maddi iştihası, istekleri, açgözlülüğü gibi hususları çeşmi ahurbin kavramıyla bize anlatıyor. Diğer taraftan da akıbeti düşünen, manaya yönelen ve ahiret için endişe taşıyan ve onu hazırlık yapmaya gayret eden kişi için, onun gözü içinde çeşmi ahir bin, ahiri gören göz tabirini kullanıyor. Kişi, mümin kişi, yani Allah'ın nuruyla bakan kişi, ahırı gören gözünü hak için kapatmıştır. Yani maddiyatı gören gözünü, arzular, maddi doygunluklar peşinde koşan tarafını kapatarak, onu frenleyerek, dizginleyerek ahiri gören, yani akıbeti gören gözünü açmıştır. An hasudan beddirehtan budeend, telh gouher şurbehtan budeend. Yani burada hikayeye değinmiş oluyor bir şekilde ama sonunda gene biraz daha hikaye uzayacak. O haset edenler, o kıskanan kimseler aslında bu kötü ağaçlardılar. Bu bizim biraz önce bahsettiğimiz kötü ağaçlar, işte bu haset
eden, haset sahibi kimseler idi. Ki onlar özleri, cevherleri acı ve bahtları, karışık bahtları kötü kimselerdi. Onların yapıları, onların karakterleri kötüydü. Ez haset cuşanu kef mi rihten, dernihani mikr mi enlihten. Hasetten dolayı kaynıyorlardı ve köpürüyorlardı. Yani burada hasetten dolayı yerlerinde duramıyorlardı. Haset onları huzursuz ediyordu. Bir iç huzuruna sahip değildiler ve kaynıyorlardı. Sürekli bir olumsuzluk, bir kötülük düşüncesiyle boğuşuyorlardı. Ve kötülük yapma eğilimi içlerinden kaynıyordu adeta, dışarıya sızıyordu. Ve gizli olarak bir hile düşünüyordular. Bir hile kurmaya çalışıyorlardı. Ta gulami khas ra gerden zenend, bihi u ra ez zamana, zamane berkenend. Böylece yani bir hile tasarlayarak o has kulu, padişaha yakın olan kimseyi bir şekilde bertaraf etmek istiyorlardı. Onun boynunu vurmak istiyorlardı. Boynunu vurdurmak istiyorlardı ve onun kökünü zamandan kazımak istiyorlardı. Yani gene bir ağaç metaforu burada karşımıza çıkıyor. Yani kökünün zamandan kazınması, bir ağacın kökten sökülmesi, hayattan onun bertaraf edilmesi, bu şekilde hasetten dolayı kötülük planlayan ve bu kötülüğü uygulamak için her türlü fırsatı kollayan insanlar. Çun şevet fani, çu cane şah bud. Veya çun şevet fani, çun cane şah bovet. Şah bud. Evet. Canı şah olan nasıl fani olur? Canı şah olan nasıl fani olur? Yani canı ölümsüz olan, yani yüce bir ruha sahip olan nasıl fani olur ki? Yani onun dünya hayatında öldürülmesi, kökünün kazınması onun yok olmasına nasıl sebep olabilir? Bihu der ismeti Allah bud. Onun kökü Allah'ın korumasındaydı, Allah'ın ismetinde idi. Yani onun Allah tarafından güvende tutulduğu biliniyorken, onun ruhunun fani olması, onun canının yok edilmesi nasıl mümkün olabilir? Yani burada haset sahibi insanlar Allah'ın has kuluna, burada aslında padişahın has kulu da, yani mümin bir kimseye karşı haset ettikleri zaman onu bertaraf etmeyi, onu mağlup etmeyi nasıl başarabilirler? Bu imkansızdır. Burada da padişahın çok değer verdiği, çok kıymet verdiği bir kişinin hasetçiler tarafından ortadan kaldırılması vesilesiyle bunu söylemiş oluyor. Şah ez an esrar vakif amede, hem çubu bekri rebabi tenzede. Şah, bu has kulun şahı, o haset konusundan haberdardı ve onların bir hile planladıklarından haberdardı. Fakat Ebu Bekri rebabi gibi susuyordu, sessiz kalıyordu. Ebu Bekri Rebai, cezbe sahibi sufilerden birisi, rivayete göre, tabi bununla ilgili çok bilgimiz yok ama rivayete göre 7 yıl boyunca hiç konuşmadığı söylenen bir
Şeyh Ebu Bekri Rebabi. Der temaşayı dil bet gowheran mizedi hombek beran kuzegeran. O kötü düşünceler taşıyan ve bu kötü düşüncelerden dolayı hile tasarlayan kimseleri aslında izliyordu, onları görüyordu. Fakat onların bu haline içten içe gülüyordu. Onlarla aslında bir bakıma eğleniyordu. Burada bir deyim kullanıyor. Yani onların yaptıklarına gülüyor fakat sesini çıkarmıyordu. İzliyordu uzaktan. Mikr mi sazent kavmi hilemen ta ki şehra der fukai der konent. Ve şahı tuzağa düşürmek için, şahı şişeye tıkmak için aslında burada, yani onu oyuna getirmek için, faka bastırmak için hile tasarlıyorlardı. O hilekar insanlar. Bu fuka kelimesi şişe anlamında burada kullanmış. Aslında bir içecek, şerbet veya meşrubat tarzı içecek, eski dönemlerde kullanılan, şişeye sokmak, işte faka bastırmak, başka deyimler de var, çuvala tıkmak gibi eski metinlerde geçen deyimler. Yani padişahı gafil avlayıp, padişahı kandırıp o has kulu bertaraf etmenin yolunu bulmaya çalışıyorlardı. Padişahi bes azimi bi keram der fukai key begoncet ey haram. O büyük, uçsuz bucaksız büyük, son derece büyük bir padişah, böyle bir padişah bir şişeye nasıl sığar? Bire eşekler, tam tercümesini de verecek olursak bu şekilde. Yani padişahı aldatmaya çalışsalar da bu mümkün değildi. Padişah onların hallerinden haberdardı ama sesini çıkarmıyordu. Ezberai şah davmi duhtend, ahirin tedbir ezu amuhtend. Padişah için bir tuzak, bir ağ örüyorlardı, bir tuzak hazırlıyorlardı. Fakat aslında bu tedbiri de ondan öğrenmişlerdi. Yani padişahın yol yordamından, padişahın daha önceki uygulamalarından bir şeyler öğrenmişlerdi. Bu öğrendiklerinden yararlanarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Padişahı tuzağa düşürmeye çalışıyorlardı. Nehs şagirdi ki ba ustadı hiş hemseri ağazedu ayet be piş. Ne kötü çıraktır, ne kötü şakirttir ki ustasına, hocasına karşı boy ölçüşmeye kalkar, hocasıyla boy ölçüşmeye kalkar ve öne geçer. Yani hocasıyla yarışan şakirt veya ustasıyla yarışan çırak ne uğursuz ne kötü çıraktır. Hem de hangi ustayla? Bakodam ustad, ustadı cihan, cihanın ustasıyla. Piş u yeksan huveyda vu nihan. Burada benzetmeler birbirine karışabiliyor, anlamlar birbirine karışıyor. Şah dediğimiz zaman
dünyada bir şahtan da söz ediyor bazen, ama burada yaratıcıyı da göz önünde bulundurmamız gerekiyor bazen. Hangi ustayla, ustadı cihan, dünya ustasıyla, onun karşısında gizli olan da aşikar olan da birdir. Yani öyle bir usta ki gizliyi de aşikarı da anlıyor, fark ediyor, görüyor. Yani bu işte şeyh dediğimiz kişiye doğru belki bu gidiyor bu konu. Şah'tan başlayarak bu şekilde. Yani olaylara tamamen vakıf olan, olaylara hakim olan bir padişah. Burada insan-ı kamil, mürşid, şeyh, usta, yani bir toplumda önemli tecrübe sahibi, aksakal bir insan. Bunların hepsini bir şekilde bu çerçevede düşünmek mümkündür. Çeşme u yenzur bi nurillah şode, perdehayi cehl ra harik bude. Onun gözü, yani o ustanın gözü Allah'ın nuruyla bakar oldu ve cehalet perdelerini yırtar oldu. Böyle bir ustaya karşı hile yapmak, böyle bir ustayla boy ölçüşmek nasıl mümkün olabilir? Ezdili surahi çun kohne kelim, perdeyi bendet be piş an hakim. Oysa o onunla boy ölçüşmeye kalkan şakirt, talebe veya çırak, aynı kelime çünkü, eski bir kilim ölçüsündeki kalbiyle, yani delik deşik, yani ustasına aşikar olan, adeta bir eski kilim gibi delik delik olan kalbiyle o bilgenin, o hikmet sahibi kimsenin karşısına bir kilim, bir perde tutuyor. Yani onun yaptığı boş bir iş. Yani ustası onun yaptıklarından amacını fark ediyor aslında. Yani kendi talebesi, kendi şakirdi olduğu için, kendi çırağı olduğu için ne yapmaya çalıştığını fark ediyor, görüyor. Ama boşuna çabalıyor. O yarım yamalak bilgisiyle, yarım yamalak vukufuyla kendi ustasına bir hile tasarlamaya çalışıyor. Perdemi handet beru basat dehan. Yani o eski bir kilim gibi kalbi var. Yani perdesi de delik deşik, yani bu anlamda. Perde ona güler. Yani öyle bir perde ki ona güler. Yüz ağzıyla güler. Yani her taraf delik deşik olduğu için onu bir gülen bir ağız gibi, o boşlukları o şekilde tasavvur ediyor. Her dehani geçte işkafi beran, ve her bir ağız orada bir delik şeklinde. Yani onun yaptığı aslında apaçık ortada ve şah veya usta bunu görüyor ama sesini çıkarmıyor. Guyedan ustad mer şagird ra ey kemezsek ni istet ba men vefa. Aslında o ustası da ona sesleniyor. Yani içinden belki söylüyor. O usta şagirdine, o çırağına şöyle diyor. Ey köpekten daha aşağı olan kişi, bana vefan yok mu? Yani burada köpeklerin vefası bahsini gündeme getirmiş oluyor aslında. Yani hiç mi bana vefan yok? Hot mera usta megira hem gosil hem çuhot şagird giru kuş.
kurdil. Sen beni istersen usta olarak alma, yani usta sayma. Kendin gibi bir talebe, kendin gibi bir çırak, bir şey bilmeyen bir çırak kabul et. Yani mesela bir aynı ustanın yanında çıraklık eden ikinci bir kişi olarak beni gör. Yani bir arkadaşlık hakkı da mı yok demek için bu hazırlığı yapıyor Mevlana. Beni usta kabul etmiyorsun. Madem bir arkadaş veya işte aynı konumda olan bir öğrenci de mi kabul etmiyorsun? Ne ezmenet bari ister canu revan. Bi menet abi ne mi yerdet revan. Benden dolayı senin ruhunda, canında bir yük yok mu? Yani bana karşı bir minnet, bir şükran duymuyor musun? Yani hiç mi hakkım üzerinde yok? Oysa ben olmadan senin vücuduna bir su bile akmaz. Yani seni yetiştiren benim, sana yardım eden, senin geçimini yoluna koyan benim, ustası ona böyle seslenir. Pes dili men kargahi bahti tost, çeşkeni in kargah ey nadorost. Ey dürüstlükten uzak kişi, benim gönlüm senin bahtının iş yeridir, bahtının işliğidir, atölyesidir. Sen bu tezgahı, bu atölyeyi, bu işliği ne diye kırıyorsun, ne diye bozuyorsun? Yani bir vefa duygusu da mı yok sende? Guyi penhan mizenem ateşsene, ne be kalbez kalp bağşet rovzene. Sen kendi kendine düşünüyorsun ki ben çakmak taşını, ateşi gizli gizli yakıyorum. Yani tasarladıklarımı gizlice yapıyorum, sezdirmeden yapıyorum dersin ama kalpten kalbe yol yok mudur? Kalpten kalbe pencere yok mudur? Ahir ez ravzen bebinet fikri to, dil gevahi dehet ez zikri to. Dolayısıyla o pencereden senin fikrini gönül görür ve senin zikrine şahitlik eder. Yani senin ne düşündüğünü anlar. Kalpten kalbe yol vardır. Dolayısıyla sen benden gizli bir şeyler çevirsen de, yapmaya kalksan da benim gönlüm, benim kalbim bunları fark etmektedir. Gir der rüyet ne malet ez kerem, herçi guyi hended guyet neam. Farz et ki bunları senin yüzüne iyi niyetinden, kereminden, merhametinden dolayı vurmaz senin yüzüne bunları, senin bu kötü düşüncelerini, kötü tasarlamalarını yüzüne vurmaz ve sen ne söylesen güler ve der ki evet der sana, görünür de sana böyle yapar. Yani bu büyük zatların sabır, hilim özelliklerini anlatıyor aslında. Yani insanlar ne kadar yanlış yapsalar da, ne kadar olumsuz şeyler peşinde koşsalar da onlara belli etmez. Onların hallerini yüzlerine vurmaz ve
Onları hoş karşılar, sesini çıkarmaz. او نمیخندد سی زوغ مالشت او همیخندد بران اسکالشت او نمیخندد سی زوغ مالشت او همیخندد بران اسکالشت او سنین ریاکارلığını açığa vurup da seni ikaz etmek için gülmüyor. O aslında senin yanlış düşüncelerine gülüyor. Yani senin yanlış tavırlarına gülüyor. Yoksa seni rezil etmek için, seni ayıplamak, senin kulağını çekmek için gülmüyor. Veya seni okşamak için gülmüyor. İki anlama da geliyor kelime. Yani o seni taltif etmek için gülmüyor. İkiye ayrılıyor şarihler burada. O yüzden bu anlam farkını da belirtmek gerekiyor. Maliş kelimesi hem kulak çekme anlamına geliyor hem de taltif anlamına da gelebiliyor. Mecazen ikisi de. O seni taltif etmek için gülmüyor. O aslında senin yanlış düşüncelerine, yanlış tavırlarına gülüyor şeklinde çevrilebilir. İkincisi de o senin kulağını çekmekten zevk aldığı için gülmüyor. Yani o seni uyarmak, tekdir etmek için, ondan zevk aldığı için gülmüyor şeklinde de çevrilebilir. پس خدایی را خدایی شد جزا کاسه زن کوزه بخور اینک سزا. Burada da her hilenin karşılığı hiledir. Yani tuzağa tuzakla karşılık verilir. Kase vurursan kase yersin layı budur. Yani men dakka dukka dediğimiz şey. Men dakka dukka veya Farsça'da bir tabir var. Zedi zarbeti, zarbeti nuşkon derler. Yani bir darbe vurduysan sana da bir darbe afiyet olsun. Yani sen de onun karşılığını görürsün. Taş atanın cezası taştır gibi. Yani evet. Dolayısıyla o seni sessiz kalarak aslında taltif etmiyor veya seni onaylamıyor ama haline içten içe gülüyor. Gerbodi bato vera hendeyi reza sat hezaran gol şukufti mer tora. Onun gülüşü aslında seni onaylayan bir gülüş olsaydı, yani rıza gülüşü olsaydı sana karşı onun gülüşü, senin yüzünde yüz binlerce çiçek açardı. Yani sana bunun yansıması çok farklı olurdu. Çun dili u der rıza âret emel, aftabi danki ayet der hamel. Eğer onun gönlü rıza içinde amel ederse, yani rıza göstermiş bir görünümle ortaya çıkarsa, o yani rıza gösterdiğini ortaya koyarsa, bu bir güneş gibidir. Yani Koç burcunda ortaya çıkmış bir güneş gibidir. Mevsimin değişmesi, bahar mevsimi gibi konular, tabii Koç burcu ile bu anlaşılır. Genelde bahar mevsiminin gelişi. Evet. Zube hendet hem neharu hem bahar der hem amizet şükufe bu sebzezar. O öyle bir güneştir ki, yani eğer rıza ile gülmüşse usta, şeyh, mürşit, şah neyse,
O bir güneş gibi baharın habercisidir. Koç burcundaki güneş gibidir. Ondan dolayı hem gündüz güler hem bahar güler. Çiçeklerle yeşillikler onun sayesinde birbirine karışır. Her yeri çiçekler, yeşillikler kaplar. Sat hezaran bulbulu kumri neva efkenet ender cihanı bi neva. O sessiz sedasız dünyaya yüz binlerce bülbül ve kumru ezgilerini salar. Yani o güneş sayesinde bahar gelir, her yer yeşillenir, çiçekler açar, bülbüller, kumrular ötmeye başlar. Çünkü bergi ruhi hod zerdu siyah mi bebini çün nedani hışmışa. Dolayısıyla o sarı ve siyah yaprakları ruhunda gördüğün zaman, yani o onun tavrı, padişahın tavrı, ustanın tavrı, mürşidin tavrı sana karşı farklılaştığı zaman bunu nasıl hissetmezsin? Yani onun sen ruhundaki yaprakları siyah, kararmış, yani sararmış ve kararmış olarak gördüğün zaman şahın hışım içinde olduğunu, sana kızdığını, öfke duyduğunu nasıl anlamazsın? Yani insanın da karşısındaki insanın halinden, yüzündeki ifadeden, gülüşünün şeklinden veya konuşmasının şeklinden, sözlerinin vurgusundan onun nasıl bir halde olduğunu da anlamak gerekir. Eğer gerçekten taltif etmek için gülerse, senin de yüzünde güller açacaktı, için ferahlayacaktı, ama onun gülüşü böyle olmadığı zaman da senin içindeki yapraklar sararıp kararacak. Aftab-ı şah der burcu itab, mi konet ruh hasiye hemçün kebab. Padişahın itab, yani azarlama burcundaki güneşi, yani koç burcunda değil bu, olumsuz bir durumda. Padişahın güneşi ne yapar? Yüzleri karartır, kebap gibi yapar, yani onları kavurur. Yani padişahın tavrı gülse bile, gülüşü bile farklı manalardadır. Veya işte öğretmenin, şeyhin, mürşidin, ustanın, insanları terbiye eden, insanları yetiştiren kimselerin halleri de bu şekilde kıyaslanabilir. An utarit rav verakha canimaz, an sepidiyu an siyah mizanimaz. Bizim canlarımız utarit için, o utarit yıldız için yapraklar ölçüsündedir. Güneşe en yakın gezegen olarak utarit kabul edilir ve en küçükleridir. Katip olarak söylenir utarit yıldızının ve burada mürşid-i kamil, yol gösterici olarak bir metafor olarak kullanıldığı anlaşılıyor. İnsanın ruhunda, ruh kitabında yazılı olan o haller, durumlar, eylemler, iyi ve kötü olanlar, yani siyah olanlar veya beyaz olanlar, aslında bizim ölçülerimizdir, yani bizim ayarımızı gösterir, bizim derecemizi gösterir onun katında, ustamızın, şeyhimizin, ne diyelim, öğretmenimizin, mürşidimizin, şahımızın, yani artık bunu çoğaltabiliriz, onun karşısındaki konumumuzu, onun bizden hoşnut olup olmadığını, bize kızıp kızmadığını, katibin
Yani burada utarit dediği o gene metafor, istiare olarak söylüyor. Yani onun yazısında nasıl bir durum ortaya çıkıyorsa, hiddet mi, ferahlık mı, o bu şekilde yansır. Baz menşuri nevise sorhu sebz, tavrehend ervahe sevdavu ecz. Bazen işte onun kızgınlığından dolayı siyah yazılar ortaya çıkar. Yani ruhumuz kararır. Bazen de öyle bir ferman yazar ki kırmızı ve yeşil ferman yazar ve böylece ruhların sevdadan kararıp gitmekten ve acziyetten kurtulmalarını sağlar. Sorhu sebzufta neskino bahar, çün hati kovusu kazeh der itibar. Burada da baharı tanımlıyor. Dolayısıyla hikayemiz yarım kalmış oluyor. İlk baharın yazısı, onun nesih yazısı kırmızı ve yeşildir. Yani çiçekler, yeşillikler. Tıpkı gök kuşağı gibi. Yani gök kuşağına benzer. Gök kuşağında rengarenk bir görünüm vardır. Renkler vardır orada. Göz alıcı renkler vardır. Olumlu, güzel bir anlam yüklüdür. Dolayısıyla şahın mahiyetindeki insanlara, kullarına, hizmetkarlarına karşı tavrı da bu şekildedir. Yani onun hoşnutluğu bizim gönlümüzü ferahlatır. Onun öfkesi bizim gönlümüzü karartır. Dolayısıyla onun halinden bize karşı tavrını anlamamız mümkündür. Fakat insanlar genellikle bunu anlamazlar. Tıpkı burada padişahın has kulunu haset eden kişilerin bir hile tasarlayıp bunu padişaha kabul ettirmeye çalışmaları gibi. Halbuki padişah onların niyetlerinden haberdar oluyor. Bir şekilde tavırlarından, duruşlarından, sözlerinden onların neyi tasarladıklarını seziyor. Fakat bunu açığa vurmuyor. Burada bir başlığa geldik. Konu bitmedi. Dediğim gibi bu hikaye Mesnevi'de yarım kalan bir hikayedir. Daha sonraki Mesnevi bölümlerinde farklı bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Evet, yeni bir başlığa geldiğimiz için burada noktalayalım. İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni bir Mesnevi okumalarında buluşmak nasip olur. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlayıp Allah'a emanet ediyorum. Gündüzünüz bereketli, geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.